Günaydınlar değerli basketbol severler. Ben Arda Biçen. Denver Nuggets Phoenix Suns konferans yarı finalleri maçının serisinin ikinci maçıyla karşınızdayım. Bu arada şunu da söyleyeyim videonun başında. Bütün playoff maçlarının geniş özetleri bu kanalda her sabah sizinle birlikte olacak. Ve hemen maça geçelim. Denver 2-0 geride başladı maça. Benim favori takımım olduğu için ben sunuyorum bugün. Alper de geldi. Günaydın Alper, hoş geldin. Günaydınlar. Bir önceki videoda abim ayaktaydı. Şimdi ben de ayakta olacağım. Dikkatleri çekmiş. Hocam özür dilerim öncelikle. Estağfurullah. Ama ben hiç dikkat etmemiştim siz söylemeseydiniz. Vallahi odamda yer yoktu gerçekten. Artı benim için hep problem değil böyle şeyler, biliyorsun zaten. Evet. Denver Nuggets Phoenix Suns serisinin ikinci maçı. Her videoda olduğu gibi, her Denver maçında olduğu gibi bir kere daha söyleyeyim. Gerçi sen söyledin ama değerli abim Arda Biçen'in en sevdiği takım. Hocam. En sempatik bulduğum takım tabii Lakers'tan sonra, bu arada onu da düzelteyim. Yok ama sen Denver'ı bu yıl başka seviyorsun. Çok seviyorum, evet. Yani şöyle bir yorum getireyim maçın başına. Ben maçı canlı izledim. Phoenix Jokic'i savunmaya yönelik bir taktikle başladı maça. Jokic'i attırmama üzerine. Hep Jokic'e yüklendiler ama nafile hocam. Full-time MVP diyorum. Valla yani Kevin Durant ve Devin Booker playoff'larda şu an şeye maruz kalıyor. İki kişi yetmiyorlar. Yetemiyorlar. Zaten ya dedim ya, bir önceki yorumda söylemiştim. Atıyorlar atmasına, evet. Ama 50 atamıyorlar. Justin Brown burada 50 kaldırdı ama boşa kaldırmış gibi oldu. Devin Booker yine Devin Booker'ını yapmaya devam ediyor hocam, öyle söyleyeyim. Valla eskiden dedim ya, geçen yıl falan yani böyle Phoenix'te Cameron Payne gibi bench'ten gelip deli gibi enerji veren, böyle bir bench'in de deli gibi enerji toplayabildiği, sayı üretebildiği bir yedek kadrosu lazım Phoenix'te. Şu ana kadar playoff'larda onu çok göremedik. Aslında Cameron Payne çok agresif bir savunma yaptı. Yani yoktu bayağıdır o da. Cameron Payne ve Phoenix Suns çok fiziksel bir maç çevirmeye çalıştı. Görüyorsun çok temas var. Of. Ama burada Jeff Green Kevin Durant'e dedi ki çek elini oradan. Uncle Jeff. Bir de blok geldi burada Jeff Green. Gençleşmiş resmen ama Kevin Durant üçlüyü gönderiyor. Jamal Murray. Ve Jamal Murray'den çok güzel bir ikili oyun. Murray çok yok gibi dedin sen. Ben izlemedim maçı. Evet, ben Murray maçta, bir önceki maçta 34 attı, hatırlıyorsun. Bu arada belli aramış gibi. Yok. Alperim. Alışığım ya oturmaya. Senin gibi bu arada düşünen Denver'ı çok seven, işte eski dönemlerden beri Carmelo, işte dönemlerden beri çok seven insanlar varmış. Onlar da okuyorum ben. Ben dediğim gibi yani bu kadroyu çok sevdim. Yani takımdan değil de. Yani Jokic'i. Jokic'i, Murray'i çok seviyorum, evet. Bu maç bu arada, evet, Devin Booker bunları çok yaptı. Çok da başarılı yaptı. Chris Paul'u biraz konuşalım ya. Evet, Chris Paul bulduğunda attı ama 6 sayısı mı 10 sayısı mı ne olması lazım? Yani çok aktif değil hocam, öyle söyleyeyim. Ama ben herhalde şey demiştim, hani eskiden diyordum ya, Chris Paul bence şampiyon yaşayamadan bir kariyer sonlanmayacak diye. Bozarsa bu yıl bozar diyordum o beni hani. Ama şu ana kadar da çok... Chris Paul'un çok bir katkısı var mı? Buna evet diyebilir miyim onu bilmiyorum ben şu an. Maçta yok en azından. Ona kesin yani. Evet evet. Yani şu an Kevin Durant ve Devin Booker liderliğinde bir Phoenix Suns izliyoruz ama Denver Nuggets'ta top dağılımı çok güzel. Michael Porter Jr. bile pas verdi. Evet, bu maç çünkü Michael Porter Jr. çok potaya gitmemeyi tercih etti. Onu da koç açıkladı bir yerde aslında ama niye öyle düşündüklerini anlayamadım yani. Kendisinin çok garip bir istatistiği var Arda abi. Eline gelen topların hızı 95'li falan direkt potaya atıyor ve isabetli de yani. Bu maç birazcık böyle yani gitmedi. Topu tuttu. Bruce Brown çok fazla zorladı. Ben canlı izlediğim için söylüyorum. Yani çok potaya gitmeyi zor, çok top kaybı yaptı. Chris Paul'un bunları var işte. Jamal Murray tek ayak üzerinde. Atışında isabet yok ama yok hiç. Bu ilk hücum reboundu biliyor musun? Bak ikinci, üçüncü periyottayız öyle düşün. Yok için mi? Hayır, genel Denver'ın. Yok hiç. Çin'i gördü Aaron Gordon. Fiziksel üstünlüğünü kullandı ve sayıyı buluyor. Aaron Gordon da boyalı alan sayılarında 30'a 12. Üstünlük, bayağı bir üstünlük söz konusu Denver'ın. Kevin Durant'e karşı fiziksel zorlamaktan kaçınmadı Denver. Bu benim için çok mutlu edici bir olay. Ona karşı yapabileceğim... Çok az mermi sıkabiliyorsun Durant'e karşı. İçin MVP'min hookları devam ediyor bu arada. Güzel tuttular yok için, inkar edemem ama bu talip olacak.
keza Durant için de aynı şeyi söyleyebiliriz. 9 top kaybına 7 top kaybı var takım arasında. 59-51 Phoenix Suns önde deplasmanda. Onun buradaki üçlüğü başarılı değil. KCP Alper'in favori oyuncularından. Hem Tavius Caldwell Pop. Lakers'ta neler çektirmişti bana var ya. Yok hiç. Çıkıştan birine tam sağ pas. Michael Porter Jr. basket bir de faule almış orada. 59-56 Cameron Payne orta mesafeli atışında isabet var. Phoenix bu maç orta mesafeli atışlara devam etseydi bir şansı olabilirdi. Abi, bana onu hissettirdi. Kevin Durant bunlar otomatikler orta mesafeden çok iyi pas. DeAndre Ayton'ı hep aynı yerden sayı atarken göremedik bu maç. Playoff'larda sürekli servis atışı için oralardan atış atıyordu. Bir hücum bandı daha yok hiç. Yok hiç. Burada yani... Çocuklarla oynarcasına. Aynen öyle. Devin Booker. Of. Güzel de önde gitti aslında Phoenix, biliyor musun? Ben bir ara böyle umutsuzluğa kapıldım ama bir an dedim ki sakin ol oğlum, sende iki defa MVP olmuş bir adam var. Bu seneki MVP açıklanmadı değil mi? Daha açıklanmadı ama büyük yani %99 MVP'de verecekler. Yani isteniliyor. Yok hiç yani MVP zaten. Emin miyiz hocam? Ben MVP olacağını düşünüyorum yani, ona verecek. Yok hiç hak etmiyor mu? Yani hak etmiyor mu? Tartışılır tabii yani, ilk başlarda var biraz kötü başladı ama bence NBA'de verecekler. Jamal Murray çok iyi ikili oyun. Üçlü oyun hatta. Let's go baby. Kentavious Caldwell-Pope. Jamal Murray şimdi Denver 3 sayı önde. Murray. Kritik oyunlar bunlar. İçeriye girdi Jamal Murray. Baya baya ama çok yüzdesiz oynamış Murray ya. Baya baya yüzdesiz oynamış. Fotoya çok gitmedi diye izledim ben ama sen de yine bakarız zaten box score'a. Kevin Durant tekrar içeriye girdi. Sazı eline almış Phoenix adına. Fark bir sayıya düştü. Murray, Jokic, gözyaşı damlası. Ne kadar sakin. Evet, ikili çok iyi ikili ya. İkilinin dinamik ikilisinden bir tanesi bu ikili. Zor sayı. Mesela bunlara yapılabilecek bir şey yok gerçekten. Keza. Buna da yapılacak bir şey. Aynen, buna da çok yapılacak bir şey. İyi savunma bu arada. İyi, yani. Çok iyi savunma diyorum ya. Maç zaten başa baş. İki takım da bence denk bir takım şu an birbirine bu arada. Yani bir süperstar farkı var, kabul ediyorum. Ama takım kimyası olarak denkler. Top iniyor. Bence süperstar yıldız gücü değil. Phoenix'te daha iyi. Phoenix'te daha yüksek, evet, kabul ediyorum. Ama takım olarak da Denver çok daha bence takım kimyası konusunda önde. Evet. Daha geniş bir kadroları var, rotasyonları iyi. Güzel doğaçlayabiliyorlar. Ve gerçekten. Gol oyuncuları çok güzel ön plana çıkabiliyor. Jamal Murray, of. Demar DeRozan şutu geldi. Bu şutu görmedim ki. Jamal Murray bunları atmaya başladıysa bittik ilk. Zaten maçın sonundayız. 8 dakikalık bir sürede 21'e 8 bir seri yaşanmış. Murray, Jokic. Çok sakin Nikola Jokic. Fark 10 sayı son 1.5 dakikada. 25'e 10. 9 dakikalık süre içerisinde. Kevin Durant el üstü ama buradan seri de durum 2-0'a geliyor. Deplasmana gidecek şimdiden buraya. Hiç problem değil abi. 4-0 da geldiniz herhalde. Gerçi Miami Heat'in Milwaukee 4-1 elediği noktada ben de 4-1 diyordum bu arada. Ve 97-87 Denver Nuggets seride durumu 2-0'a getiriyor. Arda Biçen ve çok sevdiği Denver Nuggets deplasmana 2-0 önde gidecek. Bakalım neler bizleri bekliyor. Çok tatmin etti beni diyebilirim Denver. Devam. Evet, Kevin Durant 24 sayı 8 rebound 3 asist. Devin Booker 35 sayı 5 rebound 6 asist. DeAndre Ayton 14 sayıda 8 reboundta. Chris Paul 8 sayıda sadece. Onda 4 sayıcı isabetiyle. Diğer tarafta Nikola Jokic 39 sayı 16 rebound 5 asist 2 top çalma 1 blok. İnanılmaz bir performans. Jamal Murray 15'te 3 olmasına rağmen ve 9'da 0 üçlük atmasına rağmen 10 sayı 8 asisti var, 4'te reboundu var, 3 top kaybı var. Şu maçı kazanmaları çok ekstra olmuş Denver Nuggets'in. Evet ya, Phoenix alacaksa bu maçı alacak gibi, evet, geliyor bana da. Michael Porter Jr'a bak bu arada. 5 sayısı var. Evet. Yani çok Phoenix ya, yani Denver açısından beklendiği gibi giden bir maç değildi ama Jokic birazcık taşıdı. 30'da 17, %56 sahiçi yüzdesi ve 39 sayı. Yani ben yorumu sana bırakıyorum. Nasıl bir seri bizleri bekliyor? Siz de yorumlara yazın arkadaşlar. Son senin bir nokta ekleyeyim ben sana. Buraya yansımayan bir istatistik. İkinci periyodun ilk 6 dakikası olması lazım. Phoenix hiç sayı atamadı. Yani iki takım da bu maçta savunmaya odaklı bir maç oynadı. Bench'ten yapıştılar birbirlerine. Bench'ten 4 sayı mı sadece? Evet.
Ya bu karşı taraf için de geçerli. Denver için de geçerli. Yani Jokic çok istisna yani burada. Jokic var da atıyorum. Astırmadılar. Brown, yani. Bruce Brown 9-60, Christian Brown 2-60. Hani, sağ, burada en azından 13. Hani 10 evet. sayı. 10 sayı orada 4. Şey. Burada aynen. 4. Bir de 4 faulü var Cameron Payne'in yani. İki takımın da koçları şey diye açıklama yaptı yani. Bu maç reboundların ve savunmanın galip geleceği bir maç olarak evet. görüyorduk dedi. Öyle de olmuş. Jokic'i durduramamışlar hocam. Diyoruz ve videonun sonuna geliyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Videoyu Öpüyoruz. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.